Özel imkanlar sağlamış bir şirket kurdurmuş Türk Hava Kurumu'nun içinde. Çoğu malların gelirin o şirkete geçilmiş, o şirket üzerinden para kaçırmış ve akrabalarını toplamış etrafına. Bir yıl içeride kaldı. Aslında demokrasiyle yöneten gerçek hukuk ülkelerinin geçerli olduğu bir ülkede hala içeride olması lazımdı ama bir yıl sonra tahliye edildi. Ne acıdır ki bir yıl içeride yatan Türk Hava Kurumu'nun o dönemki genel müdürü ve da başkanı bir daha aday oldu. Yani anlamak mümkün değil. Yargılandın, bir sene içeride yattın, hakkında bir sürü suçlama var ve Sayın Erdoğan'a övgüler yağdırarak döndü bir daha aday oldu. Şimdi bir de kayyum atandı. Daha sonra Türk Hava Kurumu'na o da olmadı. Gelen de beceremedi. Kayyum da yangınların olduğu gün düğüne gitmiş. Yani Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının şu an Muğla'da, Marmaris'te, Bodrum'da, Manavgat'ta yanan ormanlara, o yanan köylülerin topraklarına, hayvanlarına pike yapıp su bırakması gerekirken o genel müdür düğüne gidiyor. Doğru. Yani bu nasıl bir çarpık anlayış? Ve bugün Cumhurbaşkanı düşünebiliyor musunuz? Rusya'ya telefon açıp uçak istiyor. Yalvarıyor Putin'e. Ne Evet. olursun diyor. Ukrayna'dan yardım istiyor. Ukrayna döne kadar İHA sattık diye kıyamet koparıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Biz İHA Doğru. sattık, şöyle güçlüyüz, İHA'larımız uçuyor, Ukrayna şöyle yaptı, biz Ukrayna'yı ihya ettik. Ukrayna'nın iki söndürme uçağı için 2 günden beri Ukrayna'ya yalvarıyorlar. Nasıl bir anlayış bu Sayın Andican ya? Sayın Ertürk, ben Sayın Şener'in, Sayın Bakan'ın ifadelerine bir iki cümleyle bir Buyurun. katkıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Kendisi söylediği şey çok doğru bir şey. Sömürü sadece içeride değil, sömürü aynı zamanda dışarıda değil pardon, aynı zamanda içeride de bir sömürü düzeni vardır. Ve bu sömürü düzeninde özellikle başkanlık sistemi, otokratik sistem veya diktatörlük sistemleri gibi sistemler bu sömürü düzenini kurmadan zaten oturdukları yerde oturamayacaklarını bildikleri için bu düzeni kurarlar ve yandaşlarını bu şekilde güçlendirirler. Şimdi bunu yapabilmeleri için de birkaç şey yapmaları lazımdır. Bir, yargıyı kontrol altına almak gerekir. İki, emniyet güçlerini kontrol altına almak gerekir. Üç, medyayı kontrol altına almak gerekir. Bunları yapmadan bu sömürü düzenini yerleştiremezsiniz. Bunları yaptığınız zaman artık meclisi de, daha doğrusu siyaseti de büyük ölçüde yönlendirebiliyorsanız, denetimden uzak ve biraz önce sizin konuştuğunuz asıl üzerinde durulması gereken liyakatin olmadığı nepotist bir anlayışla bu ülkede devamlı halkın sömürüldüğü bir ve yandaşların zengin edildiği bir düzen kurarsınız. 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maalesef bütün yönetim hikayesi budur. Ben burada kayyuma bir şey söyleyemem. Söylemek bile istemem. Kayyumun hiçbir önemi yok. Neden önemi yok biliyor musunuz? Kayyum değil onu. Onu oraya biraz önce sizin söylediğiniz özelliklere rağmen, o özelliklere sahip olmasına rağmen onu oraya tayin eden zihniyeti, anlayışı, kişiyi tartışmak lazım. Zaten o kayyum oraya tayin edilirken o kurum düzeltilsin, o kurumun eksikleri tamamlansın, o kurum devlete, millete hizmet edecek şekilde, iyi hizmet edecek şekilde yeniden şekillendirilsin, reform yapılsın o kurumla ilgili diye tayin edilmiyor. Kuruma çökmenin birincil gerekçesi bu. Kurumlara böyle çökülüyor. Kızılay'da hatırlayın. Kızılay'da da benzer bir uygulama yapıldı ve Kızılay bugün bir nevi arpalık haline dönüştürülmüş durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse orada hizmet etmiş ya da bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ile siyaset arkadaşlığı yapmış insanların maaş aldıkları bir arpalık halinde. Sadece Kızılay değil, Türkiye'nin bütün Cumhuriyet'in kazandırdığı, bu ülkeye kazandırdığı kurumlar ya özelleştirilmişler ya da benzeri şekilde kamunun eğer hala kontrolünde iseler bir arpalık haline dönüştürülmüş durumdalar. Ve sistem maalesef böyle. Şimdi dolayısıyla kayyum
o kayyum için önemli değil ki. Kayyuma vatandaş ne düşünüyor? Kayyum herhangi bir şekilde Türk Hava Kurumu'nun görevleri yerine getirip getirmemesi, onlarla hiçbir alakası yok. Onu oraya tayin eden güce hizmet ettiği sürece, onu oraya tayin eden gücün istediklerini yerine getirdiği sürece ve yine onu oraya tayin eden güçten başka hiç kimsenin oradan kendisini alamayacağını bildiği için maaşını alıyor ve kendisinden istenileni yapmaya devam ediyor. Problem, mesele budur. Bu sadece orada değil. Üniversitelerimizde de böyle, başka kurumlarımızda da böyle, vakıflarda böyle, derneklerde böyle. Yani STK'lar, birçok STK Türkiye'deki şu anda eli ayağı düzgün diyelim, geçmişte ciddi etkinlikleri olan STK'ların neredeyse büyük bir çoğunluğu iktidar tarafından ele geçirilmiş durumda, baskı altına alınmış durumda. Aynen medyada olduğu gibi yandaş STK'lar ortaya çıkarılmış durumda. Evet. Ve bu kamuyla, kamu özel ortaklığı veya şirketleri vesaire kurumları içerisinde de her yerde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onun imzasıyla atanan eski milletvekilleri, eski il başkanları, eski siyasetçiler vesaire vesaire. Hepsini orada görüyoruz. Bütün bunların tabii temel gerekçesi şu: her gün artık vatandaş, bu insanlar alnı secdeye değiyor, bu insanlar ülkeye çalmazlar, çırpmazlar vesaire diye oy verip bu ülkede şu anda iktidara getirmiş olan millet gördü ki, hani öyle yolsuzluk yapılıyor olmasına rağmen işte yol yapılıyor, bilmem ne yapılıyor, bu yapılıyor filan gibi laflar, hatırlayın, söylenirdi. Şimdi geldiğimiz noktada artık yapılan işin de bir önemi kalmadı. Çünkü yapılan işlerin, yani bu kamu özel işbirliği adı altında yapılan, sözde büyük, neredeyse çağı aşan projelerin tamamının devletin kesesinden, hazineden çok ciddi katkılarla, garantilerle devam etmekte olduğu ve aşırı fiyatlarla realize edildiği ve neredeyse torunlarımızın bile ödemeye devam edeceği şekilde garantilerin verildiği görüldü. Sayın Hocam, bu arada geldiğimiz nokta budur. Son dakika haberi var, onu da vereyim size. Ne yazık ki üzücü bir haber. Bodrum Belediye Başkanı Aras, Milas Bodrum sınırı Mumca bölgesinde ikinci bir yangının daha başladığını söylemiş. Evet. Polis ekipleri 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etmiş. İtfaiye ekipleri ve orman aracözleri karadan, takviye olarak gönderilen bir helikopterde havadan müdahale edip alevlerin önünü kesmeye çalışıyormuş. Alevler Kızıl Ağaç Mahallesi'ne doğru devam ediyormuş. Bir mahalle daha boşaltılmış ve 150 metre kalmış yerleşim alanına. Kumbahçe ve İçmeler bölgesindeki yangının hala devam ettiği söyleniyor. Ve o evler de boşaltılmaya devam ediyor. Güvercinlik'teki yangında dün kontrol altına alınmıştı. 80 hektarlık alan zarar görmüştü. Orada da yeniden bir parlama var. Yani anlaşılan Bodrum daha bu yangından çok çekecek. Sayın Bakan, bir şey soracağım. Buyurun. Sayın Dican, Sayın Şener'e soruyorum ama siz de yanıtlayabilirsiniz. Önemli bir konu bu. Şimdi şöyle, İran'dan iki uçak, bir helikopter haberi geldi bugün. Sözcü'den Saygı Öztürk de yazdı. O uçak ve helikopterleri, yangın söndürme uçağı ve helikopteri, Türkiye'ye getirmek için çaba sağlayan bir özel havacılık şirketi sahibi bugün beni aradı. Ne dedi biliyor musunuz? İran'dan getirmek için harekete geçtiğimiz iki uçak, bir helikopterin parasız olduğunu bakanlığa söyledim. İstemediler dedi. Çok mücadele ettim dedi. Bunlar para istemiyorlar kardeşim. Bunlar benzin parası bile istemiyorlar. Gelecekler ve size yardımcı olacaklar. Bedava demişler. Çok mücadele ettik. Sonunda